Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ahirette insanların sorguya çekileceğini daha önceki programlarda anlattınız. Hatta detaylarıyla anlattınız. Orada bir şey daha öğrendik. Yani bu sorgu öyle üstün körü olan bir sorgu değil. Efendim, lalet tayin yapılacak bir sorgu da değil Ayşe. Anladık ki iğneden ipliğe dünyada ne yaptıysan, ne söylediysen, hatta şaka olarak bile, ne bileyim kapalı kapılar ardında birisine söylediğin söz bile orada önüne çıkacak. Yani bunu da koyacaklar ve bunun da bir hesabı sorulacak yani. Şimdi niçin bu böyledir? Niçin böyle iğneden ipliğe sorulacak? Sebebi nedir acaba? Mustafa Bey, Allah-u Teala ezelde mülk onun öyle dilemiş. O ayrı bir mesele. Öyle itikad ediyoruz, öyle ineriz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın adaleti, adeti ilahiyesi var. Cenneti insanın aklına hayaline gelmeyecek şekilde nimetler yurdu olarak yaratmış. Cehennemi de akla hayale gelmeyecek azap yurdu olarak yaratmış. Bunun ikisini de sonsuz kılmış. Dolayısıyla yani bir kimse o nimetlere, cennet nimetlerine kavuşabilmesi için iğneden ipliğe ne yaptıysa, ne söylediyse, ne dinlediyse dünyada hepsini tek 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 hesaba çekiyorlar. Gerçekten bu nimetlere layık mı değil mi? Bizim belki de bunda ne varmış canım dediğimiz şeyler bile, çok önemsiz gördüğümüz şeyler bile öne çıkacak. Orada tek 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 hepsini. Çünkü sonsuz ve insanın aklı hayaline gelmeyen bir nimet. Öbür tarafta evet, dünyada işte adaleti temin için devletler, insanlar uğraşıyor, didiniyor, mahkemeler kuruluyor falan. Ama birbirimizi aldatmayalım. Mutlak adalet burada tecelli etmiyor. Edemiyor. Niye edemiyor? Mesela sen de ben de diyelim ki hakim koltuğuna otursak önümüze dizdiler 5 tane yalancı şahit. Biz işte aşağısını vuran adam bu dediler. Ne yaparsın? Ona göre hüküm veririz. Yapacak bir şey yok. Evet. Adam masum. Ama 5 tane şahit var. 5 tane şahit var. Adamı hapse attırırız. Tamam. İdam ettirirız. Neyse. Tamam. Mutlak adaletin tecelli ettiği yer burası değil. Ve bir de demin güzel bir şey söylediniz. Hani iyilik olarak kayda değer mi değmez mi? Belki de o suçtu. Orada çıkacak. Burada ehemmiyet vermiyorduk. Halbuki Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bildirdiydi buna dikkat edin diye. Canım o da mı olurmuş canım falan filan. Boş ver ya, Allah-u Teala affeder dedin. Orada taktiği önüne koyuyorlar. Bu gerçekten hangi niyetle söyledi, ne niyetle söyledi, hafife mi aldı, inkar mı etti? Allah-u Teala muhafaza etmiş. Didik didik ediyorlar. Ve buradaki yapmış olduğun bazı şeyler var. Üstünü örttün, gittin. Tamam arkadaş ya. Yani kapatalım bu mevzuyu dedim falan. Bazı şeyler 3-5 kuruş verdin. Param vardı, gücüm vardı. Halledelim bu işi dedin. Kapattın. Peki bunun cezası ne oldu? Yok. Dünyada olmadı. Mutlak adaletin tecelli edeceği yer orası. Ceza yurdu da cehennem. Diyorsun ki gitsin bu işte cehennemin dibine yansın diyor. Anadolu'da var öyle. Öyle derler. Bir dakika. Benim de cehennem, senin de değil. Senin demen de hüccet değil, benim demem de. Osman Ünlü'nün hesabını tak 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 tak, orası da derece derece. 7 derece diye anlatılıyor. Ve senin, benim işlemiş olduğum şeyler, eğer mükafatsa cennette nereye? Veyahut da mücazat, yani ceza verilecekse, bakıyorlar bu 3. derecede. 3'e indiriyorlar. Şey yok orada. Kayırmak yok. Onun için de İnsanların dünyada yaptığı her şey iğneden ipliğe önüne konacak. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 6. ayet-i kerimesinde meal olarak kendilerine peygamber gönderilenlere ve gönderilen peygamberlere de elbette hesap soracağız.
Hesap soracağız. Ve Allah-u Teala kendisi için de yemin ederek vallahu seri'ul hesab buyuruyor. Yani Allah hesabı çok çabuk görür. Celle şanuhu. Mutlaka. Şek ve şüphe yok. Ve efendim yok. Aynı anda yüz binlerce kişinin hesabı görülür. Aynı anda yüz binlerce kişinin hesabı görülür. Ve hesabı görülen herkes de zanneder ki şu anda Allah-u Teala sadece benim hesabımla meşgul. Öyle zannediyor. Herkes beni seyrediyor. Evet, herkes beni seyrediyor. Öyle zannediyor. Dolayısıyla cenneti hak etti. Efendim ben işte Firdevs cennetine, Peygamber Efendimiz'e komşu olayım falan. Hak ettin mi etmedin mi bakacaklar. Evet, imanını kurtardın, cennete gideceksen, cennete gideceksen ona da aynı şekilde bakıyorlar. Bu nereye kadar? Mesela 8 cennetten bahsediliyor. Merkezden uzak yerlerde, hani şimdi şehirlerde gece kondu diyoruz ya, belki öyle bir yer. Varoşlarda. Varoşlarda. Cennetin varoşu da aynı şekilde, dünyayla aynı şekilde şey yapılmaz evet. Ama netice itibariyle merkezde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve oraya sohbet için gidilip geri dönerken, hani pişmanlık yok ama, özür dilerim, üzüntü yok ama pişmanlık olacak. Keşke diyecek dünyada şu bela ve musibetlere de sabretseydim, işte biraz daha yakın olurdum. Yani herkes yaptığının karşılığını görecek. Herkesin yaptığının karşılığını görebilmesi için, ceza olarak, mükafat olarak görebilmesi için de iğneden ipliğe hepsinin hesaba çekilmesi lazım. O zaman derler ki arkadaş sen nasıl oldu da gittin de Firdevs cennetinde yer aldın? Resulullah Efendimiz'e komşu oldun. Ne yaptın seninle benim aramda ne fark vardı? Ne fark vardı? Onun inceden ince hesap edilmesi lazım. Hesap edilirken de neyi aynı şekilde ölçü alıyorlar? Allah rızası için yapmadığına, ihlas deniyor ona. Ona bakacaklar. Benim diyelim aynı şekilde trilyonlarca verdiğim sadaka var. Ama senin de aynı şekilde 100 lira sadakan var. Bakıyorsun sen geçiyorsun. Orada diyecek ki ne oluyor? Sen trilyonlarca verdiğin sadakanın hiçbirisi berrak ve temiz değil arkadaş. Saf değil. Hep insanlar görsün, bakın bu adam nasıl aynı şekilde böyle cömertlik yapıyor falan filan desinler diye. İnsanlar dedi, mükafatını da aldın, hadi güle güle. Ecil yok. Hani bir şey anlatırlar da, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o camiyi yaptırırken demiş kimseden yardım almayacağız, teberru almayacağız. Hiç kimseden. Ama bir gün oradaki işçilere, çalışanlara falan. İşçilere, çalışanlara. Yani. Bir gün bir işte yaşlı bir teyze bir yoğurt getirmiş. Şimdi çalışanlardan bir tanesi de amele diyelim işçi, içi yanıyor falan. Hani demiş kırmayın bu teyzeyi almış o yoğurdu yemiş. O gece bir rüya görüyor. Padişah. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ertesi gün geliyor diyor ki kim yardım aldı? Yazık diyor ki efendim diyor böyle teyzeyi kırmayın dedim. Ben de içim yanıyordu ben yedim. Gülüyor ondan sana. Diyor ki bu gece bir rüya gördüm. Benim yaptırdığım cami terazinin bir köfesine o teyzenin de bir bakraç yoğurdu bir kefeye. Bizim camiyle diyor, ne denk geldi. Bakın birisi koca, servet harcıyorsun, cami yapıyorsun, öbür taraftan inecek bir bakraç yoğurt. Yani Allah-u Teala'nın indinde makbul olması, onun çokluğu veya şeyli değil, halis niyete bağlıdır buyuruyor. Allah rızası verip vermeme bağlıdır. Dolayısıyla burada bilemem ben. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. Daha doğrusu bizi izleyen ve dinleyenler de bilemez ki bizi. Bunlar ne niyetle konuşuyor, ne niyetle anlatıyor. Onlar da aynı şekilde ne niyette söylüyor. Biz de onları bilemeyiz. Evet. Ve biz onları kandırırız. Onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu insan olarak hepimiz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz Allah-u Teala'ya kandıramayız ki. Orada şakır şakır çıkacak. Herkes hak ettiğini neyse önüne konup ona kavuşacak. Hak ettiğine kavuşacak. Evet. Ceza olarak da hak ettiğine, mükafat olarak da hak ettiğine. Peki bu nasıl açığa çıkar? Hesaba çekilmekle. Yaptıklarını, ettiklerini, söylediklerini hepsini ortaya dökmek suretiyle açığa çıkar. Demek ki orada insan bunu ben yapmadım da diyemeyecek. Hayır diyemeyecek. Ben yaptığı şeyi. Hayır diyemeyecek. Herkes, peki şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya ama benim gücüm yetmiyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hiç kimseyi gücünü yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Müminin suresinin 62. ayet-i kerimesinin meali bu. Şimdi mesela Allah-u Teala yarattıkların içerisinde Muhammed Aleyhisselam'ı zirvede yaratmış. Diğer peygamberlere sorduğunu Peygamber Efendimiz'e sormuyor. Özür dilerim. Peygamber Efendimiz'e sorduğunu diğer peygamberlere sormuyor. Sormuyor. Çünkü o zirvede yaratılmış. Ulul azm peygamberlere sorulanlar, Resul olan peygamberlere sorulmuyor.
Nebilere, Resullere sorulan sorulmuyor. Evliyaya, peygamberlere sorulan sorulmuyor. Avama, bizim gibilere de evliyaya sorulan sorulmuyor. Çünkü nimet ne kadar yüksekse, büyükse hesabı da o derece büyük. Çünkü o nimet verildiği zaman veren Cenab-ı Hak. Onun da aynı şekilde şükrettiyse ameli de aynı şekilde yüksek olacak onun. Bunun içinde dünyada insanın yapmış olduğu her şeyin ahirette mutlaka hesaba çekilecek. Bu sebepten dolayı da İslam alimleri buyuruyorlar ki ahirette hesaba çekilmeden önce siz yaptıklarınızı, ettiklerinizi bir düşünün. Kendinizi hesaba çekin. Oraya bırakmayın işi. Oraya bırakmayın. Kendinizi hesaba çekin. Hatta büyüklerden bir zat bir gün böyle hesap etmiş. Hicri olarak ömrünü güne vurmuş. Şu kadar gün ediyor. Eyvah demiş, 25 bin gün mü ne tutmuş falan. Eyvah demiş ya. Ben demiş birer günah işlediysem 25 bin günah eder. Ben bunun ahirette altından nasıl kalkarım diye bir ah çekiyor, düşüp bayılıyor, ölüyor. Ya insan hakikaten yaşadığı ömür itibariyle Mustafa Bey onun bir hesabını yapsa, ortaya bir çıkmış olsa dehşet bir şey çıkar. Yani biz böyle tabii canım olur canım falanla gidiyoruz da öyle değil ama. O anda değil. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa, bedi'ul cemali ve bahril vefa, bedi'ul cemali ve bahril vefa. Muhammed aleyhisselam,
Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Tam ilmihal saadeti ebediye. Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Li'ilafi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa 11'er defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir yere gelen kimse, Eûzü bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halaka okursa, o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna Ala Ayni'ye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye 7 kere sarıp yanında taşımalıdır. İbrahim-i Havvas. İsmi İbrahim, lakabı hurma yaprağından zembil örücü manasına gelen Havvas'tır bu büyük evliyanın. Talebe hocasıyla ölçülür. Şaşmaz bir mihenk taşıdır ki manevi alemde bu sözün ona yüklediği şeref elbette ki hocasının Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi bir büyük olmasıdır. Böylesi bir büyüğün yanında ilim, edep, muhabbet deryalar misali gönlüne devşirilir İbrahim Havvas'ın. Bir kor düşer içine. Konuştuğu hikmet olur. Akıllar alır başlardan, mest eder, hayran bırakır. Bakışları hep ibret bakışlarıdır kainata. Ve bu nazarların isabet ettiği nasipli kalplerden siler atar günah kirini, dünya, mal, makam sevdasını. Uzaklardan imdad isteyenlerin sesini aylık mesafelerden duyurur ona Cenab-ı Hak. Öyle ki bir gün haç için yola çıktığında ayakları ters istikamete götürür, dinlemez onu. İstanbul gidilecek menzildir diyen gönlüne uyar ve İstanbul'a gelince bir kalabalık görür. Kalabalıktan Rum Kayser'in kızının delirmiş olduğu haberini alır ve zaman kaybetmeden Kayser'in kızının bulunduğu odaya girer. Delirmiş denilen kız onu görür görmez hoş geldin der ey İbrahim Havvas. İbrahim Havvas Hazretleri delirmiş denilen kızın deliler ve nasipsizler sürüsü içinde aşk-ı ilahiye tutulmuş biri olduğunu anlar. Bundan sonra sadece İkisinin anlayacağı ve aslında iki sevilmiş olanın akılları durduran güzellikteki muhabbetlerine döner konuşmalar. İbrahim Havvas Hazretleri böylesine küfr diyarında Cenab-ı Hakk'a aşık olan bu büyük nasipliğe büyük bir hayranlık ve merhametle sorar. Nereden tanıdın beni? Nereden tanıdın beni? Kızın cevabı Allah-u Teâlâ'nın kereminin büyüklüğünün ifşasından başka bir şey değildir. Velev ki bir Hristiyan Kayser'in kızı bile olsa. Kız der ki, canımı cananıma, Rabbime teslim etmeden ondan bir dostunu göndermesini niyaz ettim de bana buyuruldu ki, yarın İbrahim Havvas dostum sana gönderilir. İşte sen geldin. İbrahim Havvas Hazretleri delirmiş denilip türlü işkencelere uğratılan bu kızcağıza hastalığın nedir diye sorar. Alacağı cevabın hangi hikmet sırlarıyla süslü olacağını merak eder bir tarzda sorulan bu soruya kız muazzam bir cevap verir. Bir gece gökyüzüne Yaradan'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek tefekkür nazarıyla bakıyorken her şeyi yaratan beni aşkıyla yaktı. Kalbime la ilahe illallah kelimesini koydu. Kalbimdeki dilime geldi, söyledim. Bu yüzden bana deli diyorlar.
İbrahim Havvas Hazretleri cevabın ihtişamıyla geçerken kendinden gel seni bizim diyarlara götürelim der. Kız sizin diyarda ne vardır deyince İbrahim Havvas Hazretleri Mekke, Medine, Beytül Mukaddes vardır der. Kızın cevabı bir kerametin açığa çıkmasıdır. Der ki kız, ey İbrahim Havvas, sağ tarafına bak. İbrahim Havvas Hazretleri sağ tarafına bakınca Mekke'yi, Medine'yi ve Beytül Mukaddes'i görür. Bir ara kızın yüzüne tarifsiz bir sevinç ve saadet ifadesi oturur. Evet, bu hal artık Allahü Teala'ya kavuşma vaktinin geldiğinin müjdesidir. Kız mecalsiz bir şekilde bunu döker kelimelere. Vakit yaklaştı. Arzu ve istek dayanılmaz oldu der ve hemen akabinde vefat ederek ayrılır bu fani alemden. İbrahim Havvas Hazretleri bu hak aşığı kızcağızın vefatıyla pek bir müteessir olup ayrılır Rum diyarından. İbrahim Havvas Hazretleri büyük bir evliyadır ki pek çoktur kerametleri. İbrahim Havvas Hazretleri bir gün nehrin kenarında oturur ve elinde olmadan hurma liflerinden zembil örüp nehre atar. Kendisinin de çözemediği ve 4 gün süren bu işten sonra bunun hikmetini anlamak üzere nehir boyunu takip eder ve yaşlı bir kadıncağıza rastlar. Kadıncağız ağlamaktadır. İbrahim Havvas Hazretleri sebebini sorunca kadıncağız gelirlerinin olmadığını, nehirden 4 gündür gelen zembilleri satarak geçimlerini sağladığını, bugün zembil gelmediği için ağladığını söyler. Böylece bu işin esrarı ortaya çıkmış olur. İşte Havvas lakabı ona bu zembilleri ördüğü için verilmiştir. Onun kerametleri pek çok ise de en büyük kerameti Allahü Teala'ya kullukta istikamet üzere olmasıdır elbet. 903 yılında Rey Camii'nde vefat eden büyük hak dostu İbrahim Havvas Hazretleri buyurdular ki: Kalbin ilacı 5'tir. Kur'an-ı Kerim okumak ve Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır. Bir Müslüman Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa Allahü Teala da onu o derece aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir. İyi insanların bütün varlığıyla bağlı olduğu muradı, maksadı Allahü Teala olmalıdır. Doğru, sadık kimselerle arkadaş olmalıdır. Açlık iyi insanın gıdası, ibadet ruhunun süsüdür. Esas alim ilmi ile amel edendir. İslam ahlakı. Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak, 4. Parmakların arasını hilallemek, 5. Ağzına su vermek, 6. Burnuna su vermek, 7. Niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir. Sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak.
17. Başına mes verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek. 25. Daima bu niyet üzerine olmak. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini şirin ilimiz Edirne'nin yine Şirin ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Hem de bu şehre adını veren dünyanın en uzun tarihi köprüsü Uzun Köprü'yü de arkama alarak. Buna eskiden Cisri Ergene denirdi. Cisr köprü demek. Neden Ergene denirdi? Çünkü Bulgaristan'da Osmanlı toprağı olduğu için orada da Cisri Mustafa Paşa diye bir köprü vardı ama bu kadar büyüklükte değil. Onunla ikisi aynı vilayet Edirne'ye bağlı olduğundan ya köprüye git deyince hangi köprüye gideceği hususu. Çünkü oranın adı da şehrin adı da öyleydi. Cisri Mustafa Paşa'ydı. Bura Cisri Ergene dendi. Ona da Cisri Mustafa Paşa dendi. Şu arkamda çağal çağal akan, Nisan ayının ortasındayız. Su biraz da boz bulanık akıyor. Tabii siz iyiye yorun, dağlardan gelen sellerdir deyin ama fabrikasyon meselesinin de bunda büyük etkisi olduğunu rahat söyleyebilirim. Çünkü buralarda çok böyle toprağı kazarak hızla akacak bir yükselti kot farkı yok. Belli bir müddet bir miktar kot farkı vardır, doğrudur. Bir kısmı da fabrikaların atıklarından hele hele yazın suların azaldığı, durgunlaştığı zamanda bu ovadaki insanlar tarlalarda çalışırlarken kokudan bayağı rahatsız olurlar. Ben inanıyorum ki bu Ergene Havzası'nın ıslahı projesinde bu bölgeye yani tam buraya karıştıran tarafı falan bilahare halledilebilir. Bu bölgeye acil müdahale edileceğini zannediyorum. Öyle olursa da iyi olur. Köprü bütün ihtişamıyla arkamızda. Köprünün kemerlerinin altındaki ayaklarına bakarsanız hepsinde tavukların ayağındaki mahmuz gibi sel yaranlar var. Horoz veya tavukların. Bu sel yaranlar gelmekte olan suyu eğer sel yaranın hizasındaysa yandaki gözlere bir taksim noktasıdır. Ayrıca da bu orta bölgedeki bu tarafta olan 3 tane hatta 4 tane kemerin hemen yanında köprü ayağında bir insan sığacak kadar pencere gibi boşluklar var. Bunlara da her iki tarafında da var. Bunlara da savaklar deniyor. Çünkü kemer yukarı doğru çıktıkça daralıyor. İşte buradaki kemerler sivri kemerler. Daralıyor. Ayak genişliyor. O daralınca ayak genişliyor. Dolayısıyla üst taraflardaki su biraz daha az tahliye ediliyor. O tahliyede sıkıntı olmasın diye o ayağı zayıflatmayacak kadar yukarıdan bir tahliye delikleri bırakılmış. Yani savaklar bırakılmış. Malum nehirlerde iki devlet arasında akan nehirlerde Talvek hattı diye bir var olduğu kabul edilen bir hat vardır. Bu da nehrin en derin yerlerini birleştiren, en derin noktaları birleştiren muhayyel bir hattır. Devletler bunun üzerinde anlaşma yaparlar. Haritalarda bunu nokta nokta gösterirler.
Bazı devletler ki Bulgaristan komünizm idaresi zamanında bizim Rezve Deresi, Mutlu Dere dediğimiz yerde hudut teşkil ediyordu Rezve. Rezve'nin o Talbek hattı yani orta hattı, muhayyel hattı. O hattı kendi topraklarının lehine, Türkiye tarafına uzaklaştırmak için Rezve'nin dibine bu mahmuzlardan, taşlardan mahmuz yapıyorlardı ki Rezve'yi Türkiye'ye doğru itsin. Türkiye topraklarında Rezve çoğaldıkça onlar da toprak kazanmış olacaklar. Ya o topraklar zaten 400 sene Osmanlı'nın da. Sen hangi kardan bahsediyorsun? Tabii Türkiye'de bunların karşılığında o öyle olmaz böyle olur dedi. Taştan seddeler ördü. Rezve'yi onlar ne kadar iterlerse itsinler, o seddeye gelip dayanınca Rezve biz de Talbek hattımızı kaybetmiyoruz. Onların tarafından oyuyordu. Bu sefer onların aleyhine oluyordu. Bu nehirlerde böyle olur. Meriç nehrinde de bu aynen böyle devam eder. Ergene daha önceki programda söylediğim gibi Isranca bölgesinden gelir. Hemen arkamda korkuluklar görünüyor. Boydan boya bu korkuluklar 1392 metre devam ediyor. Üç sıra üst üste düz kesme taşlardan korkuluk yapılmış. Öyle insan dayanınca falan yıkılacak şekilde değil. Bunlar Osmanlı'nın bir taşları birbirine bağlama sistemi var ki bu harcın dışında merdiven basamaklarını falan da böyle bağlarlar. Demiri U şeklinde büküp o U'ları taşlardaki çukurlara koyup sonra da kurşun akıtırlar, onu da tahta tokmaklarla döverlerdi. Bu en kuvvetli çimentodan daha güzel tutardı. Gördüğüm kadarıyla bir tane eksik bu tarafta yok. İnşallah öbür tarafta da yoktur. Yine buralardan da bir şeyler geçirmişler, bir izler bırakmışlar. Dünkü programda gösterdiğim gibi. Ama bura biraz daha temiz olmuş. Niye temiz olmuş? Niye otları biçilmiş? Niye bataklık yok, kokular yok, çamurlara batmıyoruz? Çünkü turist otobüslerine köprüyü buradan gösteriyoruz. Gelen turist turlarına. İyi güzel. Tabii güzel yapmışlar. Yani bunu bir vay be yakaladık falan manasına söylemiyorum. Ama öbür tarafa da götürsek olmaz mı turisti? Bu köprünün üzerinden bir geçseler olmaz mı? Geçmediler öbür yeni beton köprüden geçip de uzun köprüye de uğrasalar da orada hiç olmasa bir gazoz parası turizm gelerek bıraksalar olmaz mı? Geldiler şehrin dışında otobüste gördüler biraz önce tur vardı ve gittiler. Turizm anlayışımızı değiştirmekte biz geç kalıyoruz. Çok geç kalıyoruz. Hemen sol arkamda dikili bir taş daha var. O taş da köşk, Kitabe Köşkü. Her köprüde bu Kitabe Köşkü bulunur. Üzerinde de kitabesi yazılır. Bu köşkte de kitabe var ama orijinali değil. 1443'teki yazılan kitabe maalesef Uzun Köprü'nün pazar yerine yakın bir çeşmenin alnına konmuş. Nasılsa okumayı bilen yok. Hayır da yazsa, şer de yazsa oraya koymuşlar. Okumayı bilen de olmayınca kitaplara da demişler ki işte köprünün göz sayısını falan yazıyor. Orada çeşmede köprünün göz sayısına ne ihtiyaç var kardeşim? Demek ki buranın taşıydı o. Buradan götürmüşler oraya. İyi ki kaybolmamış. Ona da müteşekkiriz, ona sahip çıkanlara da dua ediyoruz. Bu Kitabe Köşkü'nün yanında da balkonumsu bir çıkıntı yapılmış. Bu çıkıntıda bu köprülerde nöbetçiler bulunurdu. Köprü ve dar boğazlarda Osmanlı'da derbent denilen karakollar vardı. İçeriye yabancıların girmemesi için onlar kontrol edilirdi. II. Murat Han bu köprüyü yaptıran 1451 senesine kadar yaşadı. Rahmetli çok memleketini dolaşmayı severdi. Bulunduğu şehir Edirne'nin her noktasını bilirdi. Oradaki kırlara bir çıktığı günde tam oradaki saray içinin civarında 6-7 tane tarihi köprü var. Birbirine bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Han yaptırmış. Ondan önce yaptıranlar var, sonra yaptıranlar var. Buralardan Tunca'yı gezip de gelince karşılarına bir şeyh çıkıyor saraya girmeden. Şöyle dikkatlice bakıyor. Sultanım, artık dünya gailesi çekme zamanı bitmiştir. Ahirete hazırlanma zamanıdır.
diyor. Aslında dinimize göre ahirete hazırlanma her zaman. Beşikten mezara kadar. Ama orada herhalde artık sen burada dünya hayatına son noktayı koyuyorsun. Öbür tarafa biraz daha hızlı çalış. Gaz ver, vites yükselt demeye geliyor. Murat Han bir tuhaf oluyor. Bir şey demiyor. Evet de demiyor, hayır da demiyor. Yanında da birkaç kişi var öyle. Çok kalabalık bir ekiple gezmezdi Osmanlı padişahları. Bir veya iki kişi olurdu. Diyor ki ya bu derviş kimdir? Bu dervişi bir araştırsanıza bana. Araştırıyorlar. Efendim diyorlar. Emir Sultan müritlerinden birisiydi. Birisiymiş. Peki Emir Sultan'la II. Murat Han'ın özelliği, yakınlığı ne? Onu da müsaade ederseniz şöyle köprünün başka bir yerinde sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi kuvvetli bir lodos altındayız ama size istedik ki nehrin akıp gittiği tarafları da gösterelim. Şimdi Emir Sultan müritlerinden birisinin Murat Han'a bunu söylemesiyle Murat Han bayağı bir tefekküre daldı. Çünkü Emir Sultan Hazretleri ile kalbi bir bağı vardı. Emir Sultan'ın son dönemlerinde Bursa'ya geldiğinde 2. Murat Han Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ederdi. Çünkü Emir Sultan Hazretleri rahmetullahi aleyh Yıldırım Bayezid Han'ın damadıydı. Ondan sonra gelen hükümdarlar efendim Çelebi Mehmet Han, sonra 1. Murat Han derken işte 2. Murat Han, şimdi 2. Murat Han bu dedeleriyle olan akrabalık bağından dolayı bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen seyitlerden olduğu için çok hürmet ederdi. Bir gelişinde Emir Sultan Hazretleri'ne bir at hediye etti. Efendim dedi size bir at hediye getirdim kabul eder misiniz? Hay hay sultanım dedi sizin hediyenize memnun oluruz. Bizim dergâhta kullanırız. Dergâhın çarşı pazar işlerine bakan Hasan Efendi'yi çağırdı Emir Sultan Hazretleri. Hasan Efendi al bu atı bundan çarşı pazar işlerini gör. Ancak Murat Han dedi ki bu at öyle Hasan Efendi'nin falan bileceği gibi bir at değil. Biraz sert bir at. Yani insana yavaş yavaş alıştırılarak binirse daha iyi olur. Güzel bir at, cins bir at ama suyu sert. Hasan Efendi bindi, at hiçbir şey yapmadı. Gayet kuzu gibi böyle rahvan vaziyette. Her gün çarşıya gidiyorlar. Ulu caminin civarında bir halkaya bağlıyor atı. Hasan Efendi çarşı pazar işlerini görüyor. Heybelere dolduruyor. Dergahın yiyecekleri, dergahın aşçısı, hizmetçisi Hasan Efendi. Atımına söyleyecek bir şey var mı efendim? Tıkır tıkır dönüyorlar dergaha. Bugünkü Emir Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu, caminin bulunduğu bölgeye. Fakat bu atın bir özelliği var. Hasan Efendi çarşıya alışverişe gittiğinde at oraya bağladı. Atı gören bayılıyor bir kere görüntüsüne. Yahu ne güzel atmış falan okşamaya çalışıyor. At olmadı huysuzluklar yapıyor. Neredeyse saldırıyor insanlara. Bağlı olduğu yerden. Allah Allah. Ya korkuyorlar kaçıyorlar tabii. Aman bizi ısıracak tepecek diye. Yanına yanaşamıyorlar. Fakat bazıları geliyor. Okşamak istiyorlar. At kedi gibi yanaşıyor okşattırıyor kendini. Oradaki hal sahibi esnaftan birisinin dikkatini çekiyor. Ya bu atta bir şey var arkadaş diyor. Her gün atta ilgilenmeye başlıyor. Bir de bakıyor ki Emir Sultan Hazretleri'nin dergahının hizmetini gören bu at yaşantısı uygun olmayan Allah-u Teala'nın emirlerine uymada eksiklikleri veya tamamıyla boşlukları olan kimseyi gördüğünde yerinde duramıyor. Saldırmaya çalışıyor. Ama böyle gayet güzel ahiret işlerine de gönül vermiş dünya işleriyle meşgul ama ahireti daha öne almış kimseler geldiğinde onlara da kendini sevdiriyor. İşte Murat Han'ın Emir Sultan Hazretleri'ne hediye ettiği at ondan sonra da Emir Sultan dergahının şeyhinin Murat Han'a padişahım artık ahirete yönelme zamanı demesiyle bu ikisini bağlantı kuruyor ve 2. Murat Han 3 gün içerisinde geldiğinde zaten saraya yerine girer girmez odasına şiddetli bir baş ağrısına yakalanıyor.
hemen etrafını topluyor. Oğlunu çağırtıyor. Onlarla helallaşıyor. Onlara vasiyetlerini yapıyor. Bir de diyor ki, bakınız Allah-u Teala şahitliği sever. Nikah yaparken bile şahit bulunduruluyor. Siz şahit olun. Ben dünyada bilmeden işlediğim bütün günahlarıma tövbe ettim. Allah-u Teala'ya iyi bir kul olarak yaşamaya çalıştım ama inanıyorum ki üzerimde çok kul hakkı vardır. İnşallah Allah-u Teala onu da bağışlar. Tövbesini orada uzun uzun tekrar ediyor ve üçüncü günde vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. İşte onun memleketimize kazandırdığı ve dünyanın birincisi olan bu köprüde herhalde onun anılması da bizim torun olarak onlara bir vefa borcumuzdu. Allah-u Teala onlara ve o sülaleden gelen bütün idarecilerimize rahmetler nasip etsin, rahmetler eylesin inşallah. Biz de keşke o dedelerimize layık torunlar olabilelim diye de dua ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu rüzgarda bu kadar olabildi. Herhalde siz de heyecanlandınız, neredeyse ırmağa düşecek falan diye. Ben o kadar heyecanlanmadım. Takdir-i ilahi neyse o olacak. Hoşça kalınız efendim.